Evet, şimdi bugüne biraz e, dönersek bugün e, akışına. E, aslında e, bizim vermek istediğimiz e, ana mesaj şu. E, daha önce uzun süredir böyle sunumlarda, etkinliklerde hep işin geleceğinden bahsediyorduk. İşin geleceğini hayal, hayal edip tasarlıyorduk. İşin geleceği de aslında neler üzerine kuruluydu? İşin kendisi, nasıl yapıldığı. E, iş gücü kim tarafından yapıldı ve iş yeri nerede yapıldı? Bunları dönüştürerek geleceği e, şirketleri e, ve çalışanları hazırlamaya çalışıyorduk. Fakat e, yani en az ben kendimden biliyorum 5 senedir 6 senedir birçok etkinlik etkinliklerde bunları söylüyor, dilendiriyor olsak da işselleştirme konusunda e, sanki bir katalizöre ihtiyacımız vardı. Ve e, bugün Covid-19 birçok açıdan bizi üzüyor, zorluyor ama İlla ki çalışma hayatına dair bir tane faydası olduysa o bizi biz adeta zaman makinesine bindirdi ve bizi geleceğe taşıdı. Ee, biraz aksiyon almakta azlandığımız, acaba mı dediğimiz, denediğimiz, vazgeçtiğimiz, küçük küçük ilerlediğimiz e, noktalarda bizi çok büyük adımları attırdı. Çünkü bazı şeyler tercih değil artık zorunluluk haline geldi. Ee, bu süreçte şunu gördük. İlk iki buçuk üç aylık e, Türkiye'deki deneyimde ve e, dünya geneline baktığımız zaman da 5 aylık deneyimde şunu gördük. Zaten işin geleceği üzerine kafa yormuş. burada çeşitli aksiyonlar, inisiyatifler almış ve e, bu, bunu temellendirerek düşünmüş şirketler buna daha kolay e, uyumsaldılar. Nedir bu? Sadece bir dijital anlamdaki hazırlık değil, kültür iş yapış şekli anlamında da e, buna hazır olan firmalar daha kolay uyumsaldılar. Ee, tabii bir realite de var. Her firma aynı düzeyde etkilenmedi. İşleri daha açılanlar oldu. İşleri durma noktasına gelen hatta duranlar oldu. Daha eskiye yakın şekilde e, iş hacimleri devam edenler oldu. Ama bu işin e, kendisinin potansiyeli nasıl etkilendiğiydi. Bir de bizim ona verdiğimiz reaksiyonlar ve ekosistemde yer alan müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları tüm bunların aslında nasıl hareket ettiği önemliydi. Şimdi bu geldiğimiz noktada Bugün sizlerle şunu yapmaya çalışacağız. Ben, Can ve Ecem, hem bugüne hem dün yakın geçmişe dair bazı tespitlerimizi hep beraber sizlerle beraber yaşadığımız ortak deneyimleri konuşuyor olacağız. Biraz da geleceğe dair acaba nasıl bir gelecek bizi bekleyebilir? Bunlarla ilgili kendimize insan kaynakları yöneticileri profesyoneller olarak sormamız gereken, liderler olarak sormamız gereken sorular nedir? Onları irdeleyeceğiz. Acaba bu soruları sorduk mu? Sorduktan sonra ne tür yanıtlar kafamıza yanmaya başladı, ışıklar canlanmaya başladı. Bir yandan da hani şunu da itiraf ettireyim, kimse bunların net cevaplarını bilmiyor, bunu en çok kafa yoranlar da çünkü geleceğin nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama hangi sorular olacak, evet onlar konusunda bayağı antrenmanlıyız diyebilirim. Biz tüm insan kaynakları liderleri ve diğer liderlerle olan temaslarımız sonucu aslında bu yolculuğu adımla bir yolculuk olarak hayal ediyoruz. Birincisi aslında respond, yani olana bitene nasıl bir cevap verdik. İkincisi recover, bu dönemi atlatma, iyileşme dönemini nasıl geçiriyoruz ki şu anda çoğu şirket bu dönemde. Üçüncüsü thrive, gelişme, elbet bunlar da bir gün geçecek. İşte o gün geldiğinde yeni normal mi deriz, yeni düzen mi deriz, yeni çalışma hayatı mı deriz, o yeniye, Hazır olmak adına neler yapmalıyız? Bundan hatta daha güçlü bir şeyler öğrenmiş, dersler çıkarmış ve kendimizi farklılaştırmış anlamda gidebilir miyiz çalışma hayatında da e, şirketler olarak? Yani aslında bugün size aktaracağım şey reaksiyondan aksiyondan hayal etmeye ve yeniden tasarlamaya dair bir e, yolculuk ve e, yani şimdi baktığımız zaman bizler ne kadar karar vereceğiz normal şartlarda? Tabii ki insan kaynakları e, profesyonelleri, bunun liderleri e, karar mekanizmanının ciddi birer parçaları. Özellikle çalışanlarımıza dokunan kararlarda. Ama bir yandan da o kadar edilgen bir durumdayız ki tüm dünya, koskoca dünya bir laboratuvar haline gelmiş. Hepimiz ama o kadar ama şu, bu kadar bir denek haline gelmeyiz. Yani deneysel bir dönemden geçiyoruz. O yüzden de bunları e, birlikte artık yaşayıp göreceğiz. Mesela e, bu respond cevap verme döneminde, Konuştuğumuz şeyler bambaşkaydı. Ee, birazdan Ecem alacak. hijyen kurallarını konuşuyorduk. Dezenfekte etmek etrafı, uzaktan çalışma, VPN, siber güvenlikli, yok kısa çalışma ödeneği, ücretli izin, ücretsiz izin, ee, bir sürü kriz senaryoları, hayatta kalmaya dönelik işler, ee, bina sahipleriyle pazarlıklar, buydu hayat. Şu anda e, iyileşme, recover döneminde, Ecem alacak ne konuşuyoruz? Herkesin konuştuğu ortak konu, ofise dönüş. Bir yandan da şöyle bir realite var. Zaten hiç e, ofisten ayrılmamış, fabrikadan ayrılmamış, sahadan dönmemiş insanlar vardı. Yani tüm beyaz yakanın realitesinde tek bir düzleme indirmek doğru değil. Hibrit çalışanlar vardı. Full mesela hukuk firmalarında bunu gördük. Herkes eve ondan sonra. Üretimde daha çok gördük ki mecburen zaten e, şeydesiniz, hala sahadasınız, fabrikadasınız. E, ve yarı yarıya bunu yapanlar vardı. E, ondan sonraki üçüncü tarafta ise ee, aslında bu gelişme, TRIVE dönemimiz ön öngörmek ve hazırlanmak ıı, çok önemli olacak deyip bu noktada ben sözü ıı, aslında ilk aşamayı ıı, aktarması için, respond aşamasını aktarması için bize Ecem'e bırakıyorum.